Trabzonspor'da iyi işler yapabileceği önemli bir isim olduğu da konuşuluyor. Melike, geçmişi insanın peşini bırakmaz, bırakmıyor. Doğru ya da yanlışında değilim mesela. Edi Hoca'nın birkaç yıl önce aldığı bir plaket peşini bırakmayacak onun. Yani Başakşehir Kulübü başkanıyla verdiği fotoğraf doğrudur yanlıştır demiyorum. Bak, kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Hakkaniyetten sapmak istemiyorum. Doğrudur yanlıştır değil. Ama o senin peşini bırakmıyor. Büyük camialar iki başarısı sonuçtan sonra bunu senin önüne koyar. O yüzden geçmişi sorgulanmayacak adamlar almak zorunda. Büyük camialar. Evet. Trabzonspor'da bunlardan biri. Keza O yüzden. Abdullah Avcı hamlesinde Beşiktaş yardımcı antrenör konusunda, Orhan Ak konusunda ciddi sıkıntı yaşadı ve belki de o sonun tamamen etkisi olmasa bile bu durumunda biraz etkisi oldu Abdullah Tabii Avcı'nın yani Beşiktaş'taki durumunda. Orhan Hoca'nın Abdullah Avcı ekibindeki rolü çok baskındı yani. Çok önemli bir rolü vardı. Baştan bir kere onu yanlış yaptılar. Yani onu yönetemediler. Yani bir krize neden oldu. Baştan gelmese anlarım ama gelip de bir ayrılık oluyorsa orada zaten hocanın ya, otoritesi peki ve size sersi soruyu. göre Abdullah Avcı Trabzonspor'da Bence olur doğru mu? isim değil. Ben hani yerli isimler arasında bence sadece tek formül şu aşamada Şenol Güneş toparlar. Yani Şenol Güneş'in hem milli takım hem Trabzonspor'u yönetebileceği bir formül olabilirse Trabzonspor için bundan daha herhalde uygun ve kısa vadede başarıya götürebilecek bir formül başka bir formül yoktur diye düşünüyorum. Ama hani bu ne kadar mümkün onu O bilmiyorum. ihtimali olanaklı görmediğim için hiç bahsetmedim. Yoksa tabii ki öyle. Şenol Güneş çünkü hani aynı anda iki takım çalıştırmaya Olabilir. çok sıcak bakmıyor bildiğim Ama kadarıyla. işte Trabzonspor'un Şenol Güneş'e ihtiyacı var. Şenol Hoca da bugün değilse ne zaman? Yani bu son olacaksa ki Trabzonspor'un bu kadar iyi bir jenerasyon yakaladığı bu süreçte bu kadar potansiyel. Ki gelecek sezon için bana göre en şampiyonun en büyük favorisi Trabzonspor'dur. Galatasaray yeni bir yapılanmaya gidecek. Ekonomik olarak zor durumda. Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya gidiyor. Trabzonspor'un iskeleti biraz daha Ne hani yapacağını bu duruma kestiğimiz müsait. Beşiktaş'ta acı reçeteyi açıkladı zaten Sergen Hoca. Yani bakmayın dünkü sonuçlara falan. İşi zor Beşiktaş'ın. Bakıyorsun Başakşehir hem Şampiyonlar Ligi hem ya çünkü o yük kalktı omuzlarından Başakşehir'in. Bu olumlu da yansıyabilir, olumsuz da. Ama Şampiyonlar Ligi, lig ikisi bir arada götürebilirler mi? O konuda emin değilim. Önü açık olan tek kulüp Trabzonspor. O Evet. yüzden teknik direktörü konusunda çok doğru karar vermeleri gerekiyor. Bence yerli hoca konusunda ben Şota Fatih, yani Şota'yı da artık yerli olarak Sportif şey direktör yapıyorum. Şota Ama sağda far. bence bir tek Şenol Hoca formülü. Şenol Hoca'nın başında olduğu bir formül ancak Trabzonspor'u şampiyonluğa götürebilir ya da Trabzonspor'un çok marka saygın Lagesman. ya Lagesman'a Türkiye'de çok tahammül edilebilir mi? O konuda da emin değilim. Yani Lagesman Almanya'da evet. Ama Türkiye'ye geldiğinde işte 6. hafta sonunda tartışmaya açılabilir. Mourinho da gelse açılır. Bizim için sorun değil. İki başarısı O sonuçta yüzden herkesi tefe koyarız. O ayrı. Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir teknik direktörden ziyade bana göre bir lider, Evet, oyuncular kredisi de üzerinde olabilecek karizması da birisi. olan gündemi yeri geldiğinde belirleyebilecek bir teknik direktör. Ya açıkçası yerli hoca konusunda çok alternatif şey yani gözünüzün önüne gelmiyor. Ama şu an mesela düşünürken mesela Selahattin abi Aykut Kocaman Trabzon ihtimali sence mümkün müdür? 2011 diyeyim, başka bir şey demeyeyim. O Maalesef öyle bir mümkün ihtimal değil yok. yani. Değil. Yani çünkü yok, genelde çünkü Aykut Kocaman'la Trabzonspor'la ilgili algısı, Trabzon'daki algısı Aykut Kocaman'la alakalı olumsuz mudur abi? Aykut Kocaman aslen Trabzonlu, biliyor musun bunu sen? Yok, Vakfı bilmiyorum. Kebirli. Aile oralı yani. O anlamda genel Aykut Kocaman fotoğrafının da Ben Trabzonsporlar. 95-96 bana çok sempatik gelmişti o açıklaması, o yüzden. Ama işte 2011 de var. Haklısın. Aykut Kocaman'ın genel fotoğrafı Trabzon'da kimseyi rahatsız etmez aslında. Ben bir sitede, internet sitesinde yazarken 2011 öncesi Aykut Kocaman'ın ne kadar iyi bir adam olduğunu yazdım. Yani 2011 öncesinde yazdığım için Aykut Kocaman'la ilgili olumlu şeyleri kaleme döküp kamuyla paylaştığım için Aykut Hoca hakkında konuşma hakkını görüyorum kendimde. Ahlaki olarak yani. Aykut Hoca iyi bir hoca. Trabzonspor'la da özdeşleşebilecek yanları çok. Ama 2011 önümüzde durduğu müddetçe o hikaye mümkün değil. Yok, keşke olsaydı yani.
Aykut Hoca ile o 2011'i yaşamasaydı. Niye Aykut Kocaman dedim Melike? Çünkü ben Aykut Kocaman'ın işte basın toplantılarındaki performansına, maç sonrası açıklamalarına baktığım zaman onda bir lider şeyi var. Kesinlikle. Yani gündemi belirleyebiliyor. Bir açıklamasıyla gündemi farklı bir noktaya çekebiliyor. Mesela Trabzonspor'un bu kadar hakemlerle ilgili sıkıntı yaşadığı bir süreçte takımın başında Aykut Kocaman ya da Fatih Terim olsaydı gazete manşetlerinde şunun ne oluyordu? Bir gün Hüseyin Hoca'nın manşet olduğunu gördünüz mü ya? Siz sesi daha gür çıkan... Gürdü. Aykut Kocaman sakin. Hani anlamında diyeyim hani biraz daha... Trabzon'un penaltıları irdelensin dedi. Trabzon'u bitirdi mesela. Trabzon'un penaltıları irdelensin dedi. Sezonu bitti. Çok güzel bir örnek. Ama evet. Nevzat sen bir pas attın. Ben şunu şurada sırası gelmişken tamamlayayım. Mesela Göksel Gümüştah'ı çok eleştiriyoruz. Ne yaptı Göksel Gümüştah? Şu veya bu gücü kullanarak, şu veya bu sahiplerle, yöntemlerle MHK'nin, hakemlerin Başakşehir aleyhine karar vermesini engelledi. Değil mi? Bunun için bir kulüp başkanına kızılır mı? Kızılmaz. Kendi menfaat, kulübünün menfaatlerini korudu. Kendi menfaatlerini korurken başkasına zarar verecekti. O başkası da Trabzonspor oldu. Onu o seçmedi. Rakip kim olursa olacaktı. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Başakşehir başkanı kendi kulübü hatası, aleyhine hakem hatasını engelledi diye onu suçlayacak mıyız? Suçlamalı mıyız aslında? Yoksa kendi kulübü aleyhine onlarca hakem hatasını engelleyemeyen yönetimi mi suçlamalı? Yani Trabzonspor açısından bir de bu taraftan bakmak lazım. Tabii ki Göksel Gümüştah olumlamak için söylemiyorum bunu. Hangi ilişkilerini nasıl kullandığını az çok herkes tahmin ediyor. Ama sonuçta kendi takımı aleyhine hata yapılmasını engelledi adam. Sen de kendi takımın aleyhine hata yapılmasını engelle o zaman. Engelleyemedik. Sorun bu. Burada da hakkını teslim edelim. Hakkaniyetli olalım. Yani sadece teknik direktörler değil, yönetimlerin de... Tabii yönetim... Zaten o konuda... yönetimler şampiyon olur Melike. Takımlar olmaz. Takımlar yardımcı unsurdur. Ben, şampiyon yönetim olur. Trabzon yönetiminin. Ben dışarıdan bakıyorum. Ben son derece başarılı oluyorum. Şampiyonluğu hak eden bir performans sergilediğini görüyorum. Bazı illegal yapılara, örgütlenmelere ya da bir takım işlere girmemeleri onların doğruluğunu gösterir. O işlere girmesinler zaten iyiler ve doğrular bir gün zaten kazanır. Nevzat. O yüzden şey yapma. Teselli cümleleri. Teselli cümlesi değil abi. Ben baktım idari olarak. Bir anlam Trabzonspor, Trabzonspor'un şey bütçesi ne kadar abi? Bak başka bana bir şey bütçesini söyler misin abi? Trabzonspor yönetimi geldiğinde 150 tane UEFA'da FIFA'da dosyası var. Şimdi kaç tane hepsini var? Temizlediler. Başarı mali konularda çok başarılılar. Bir. İki. Trabzonspor geçen sezon bu sezonun başında şampiyonluk iddiası koymadı ortaya. Buna rağmen takım doğru işlerin semeresini gördü ve şampiyonluğu oynadı. Bu da bir yönetim başarısıdır. Ama şimdi bir merdivenlere adım adım çıkıyorsun ya. Diyelim üçüncü merdivene geldin. Üçüncü merdivende hakemlerin Trabzonspor'u doğramasına engel olması gerekiyordu yönetimin. Buna güçleri yetmedi. Sorun budur. Yoksa bir sürü doğru iş yaptılar. Bundan sonra da doğru işler yapacaklardır. Bundan sonra da bence Ağaoğlu yönetimin güvenini tazeleyip devam etmeli. Bak bunu da söylüyorum. Doğru işleri sürdürmeli çünkü sürdürülebilir başarı ancak böyle gelir. Ama şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani tek başına takımlar şampiyon olamaz. Yönetim de büyük destek olmalı. Yönetim şampiyonluk yönetimi sergileyemiyorsa takım da şampiyon olamıyor işte gördük bunu. Evet. Bir de sen dedin ya legalde kaldı. Olsun iyi oldu. Türkiye'de illegale kaymadan şampiyon olunmuyor kardeşim. Bize de bunu anlatıyorlar zorla. İllegale kayılacaksa Trabzon'dan çok illegale kimse kaymaz kolayca. Ama Trabzonspor sağda, ısrarla, inatla, legal koşullarda sahanın içinde kalmaya sağda çalışıyor. Sağda çadır çadır futbol oynayıp şampiyon olanlar da biliyoruz. Beşiktaş'ın şampiyonluğu, işte Şenol Güneş'le. Hakemleri rağmen futbol oynuyordu. Galatasaray, Fatih Terim'le futbol oynuyordu. Bu şampiyonluklar da var. Yani MHK'ye rağmen kimse şampiyon olamaz. O dönemlerde ne MHK ne Galatasaray'a ne de Beşiktaş'a düşmanlık, kurumsal bir düşmanlık yapmamış yani. Ondan olmuş. Tek bir hakem hatasından bahsetmiyorum. Tek bir hakemin hataları olabilir Nevzat. Bu olağan bir şeydir. Galatasaray'da... Ama bu bir kurumsal tavırdı evet. Ve şampiyon oldu MHK. Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili bir tehlike var yalnız. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Az önce sen de söyledin. Dedin ki pandemi sonrası iki takım olumsuz etkilendi. Gerçekten de Trabzon oldu. Ben Trabzon hırsının kurbanı olduğunu düşünüyorum orada. Çok hırsılardı. Erken başladılar çalışmalara zaten. Şöyle bir risk var. Yeni sezonda tribünlerde seyirci olmayacak yine muhtemelen.
daha doğrusu sezon başlangıcında yani inşallah diyelim, böyle bir durum olmaz ama. Melike olacak ama belli bir sayıda olacak zaten. %30-40 deniyor Melike. Galatasaray, özellikle Galatasaray.